Bir diğer sorumuz, son sorumuz. Vaktimizin de sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Ben 21 yaşındayım. Kafam ermiyorken namaza başlamadan evvel ben 3 kredi kartı aldım, kullandım. Öderim sandım, ödeyemedim. Şimdi ise 2 kartımı ödüyorum ama diğer kartı ödemekte zorlandım, ödemedim. Faiz yedi. Benden hep banka faiz alıyor, namaz kılıyorum ama huşu içinde olmuyor. Faiz ödemiş olduğumdan dolayı mı kılamıyorum? Tövbe de ettim demiş. Ne yapmam lazım diyor hocam. Tabii ki insanın işlemiş olduğu günahların etkisi olur. Ve bu günahlar ibadetinden zevk almasına mani olduğu gibi huşusuna da etki yapacaktır. Ama böyle bir günaha düşmüş olması diğer taraftan bir ibadeti bitirmesini veya bırakmasını da gerektirmez. Evet. Madem ki böyle bir faiz belasına, musibetine girdi, Rabbim kurtarsın derhal. Amin. Onu temizlemesi, ondan kurtulması, hatta az ödeyip de kurtulma imkanı varsa çoğa bekletmeden gerekirse malını satarak, tabii kendi maişetini de temin etme şeyli konumuyla satarak o şekilde faizden kurtulsun. Ama bunun yanı sıra namazlarımdan huşu alamıyorum deyip de namazı bırakması da uygun değildir. Tövbe istiğfar etmek demek pişmanlığının her daim kalpte var olması demektir. Evet. Çünkü tövbenin kabul olmasının şartlarından bir tanesi de odur. İmam-ı Nevevi olsa gerek diyor ki tövbenin sahih olabilmesi için 3 şart aranır. Eğer tövbe kul hakkı değilse. Evet. Kul hakkı ise 4 şart aranır. Riyâz-ı Sâlihîn başında olsa gerek. Oradan okumuştum herhalde. Eğer kul hakkı değilse 3 şart aranır. Bir, kişi yapmış olduğu o günahtan o anda vazgeçmeli. Evet. Yani günahı yapma devam ederken tövbe ise bu tövbe kabul olan bir tövbe değildir. Tamamen arınması lazım. Arınması lazım. 2, gerçekten pişman olması gerekir. Evet. Yani sadece işte sembolik olarak tövbe ettim bitti değil de gerçekten canı gönülden pişman olacak şekilde tövbe etmesi. Üçüncüsü bir daha o günahı işlememeyi de kastetmesi. Yarın öbür gün bir daha yapabilirim. Yaparım şeklinde kendini açık kapı bırakmayacak. Evet. Bunların bu 3 şart yerine getirilmedikten sonra tövbe sahih olmaz deniyor. Gerçek tövbe budur. Evet. Eğer kul hakkıysa bu 3'ün yanında 4. olarak da hakkına tecavüz ettiği kişiden helali kalması. Onu bir şekilde razı etmesi, onu bulamıyorsa varislerine onu vermesi, onları da bulamıyorsa o kadar miktarı onun adına fakir fukaraya tasadduk etmesi. Bu manada gerçekten sadık bir şekilde tövbe ettikten sonra inşallah اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهْ hadis-i şerifi doğrultusunda ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahından tövbe eden onu hiç işlememiş gibidir. Sadık bir tövbe ederek kendine yeniden bir yol haritası çizerek ibadetlerine devam etmelidir. Ama dediğimiz gibi bir yandan bir günah işlemiş olması diğer yandan bir ibadeti yapmamasını gerektirmez. O yüzden yapabildiğince de yapacak, hatta mükelleftir de zaten yerine getirecek inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun.